Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda Türev'de 5. testteyiz. Önemli bir soruyla başlıyoruz. Yine türevlilikle alakalı arkadaşlar. Evet, türevli olmadığına göre sıralamalardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, burada grafikleri bazı noktalarda e, çizip gösterebilirim. Ama belli noktalarda aslında söylemek daha iyi olabilir. Her şeyin de grafiğini çizemezsin Çünkü gidip mesela... Mutlak x eksi 1 artı mutlak x'in grafiğini illa çizmek zorunda değilsin. Ya da x eksi 1'in kübünü çizerek de gösterebilirim ama şunu söyleyeyim bence daha iyi olur. Bunları ben konu anlatımında hem AYT video destekli defterde hem arkadaşlar normal kanalda Eyüp B kanalında anlattığımda uzunca değindim. Burayı böyle bir 25 dakikalık 30 dakikalık anlamı bire, e, anlatıma bürümeyeyim. Bence bazı yerlerde anlatımlara dönebilirsiniz o kadar da abartmayalım şunu söyleyeyim. Sadece arkadaşlar kurtarıcı bilgi. X eksi A'nın birinci kuvvetinde X eşittir A'da türev yoktur. Ya da şöyle diyeyim hani A X artı B diyeyim hiç fark etmez. Mutlak değerin içini sıfır yapan bir değer. Eğer burası birinci derecedense evet orada türevsizdir. Burayı sıfırlayan x eşittir eksi b bölü a için evet türevsizdir. Ancak bunun arkadaşlar herhangi bir kuvveti doğal sayı olmak şartıyla doğal sayı olmak şartıyla herhangi bir kuvvetinde n 1'e eşit değilse türevlidir arkadaşlar. Bunu bil bundan sonrasını geç. Böylece uğraşmak zorunda kalmazsın. Çünkü bunların grafiğini çizdiğiniz zaman sadece burada sivri nokta oluyor. O yüzden de arkadaşlar bunu söyleyeyim. İkincisi mutlak x ile yine bak ax artı b ile gittin mesela bu mutlakla gittin böyle bir ax artı b. Normal aynı denklemin bir de parantezlisini düşünüyorsun. Kesinlikle bu türevlidir. Bak bu türevlidir. Çünkü arkadaşlar bunun grafiğinde de bir teğetlik oluyor. Şöyle atıyorum bak. Şöyle bir şey oluyor. O yüzden burada kesinlikle sivri nokta olmaz. Sadece sivri nokta olduğu bu arkadaşlar. O yüzden x kare çarpı mutlak x türevlidir arkadaşlar. Grafiğini hatta size gösterebilirim inanmayanlar için. E, ee, uzun uzun bu arada şunu yapabilirsiniz. Sol türev sağ türeve baksanız yapabilirsiniz ama grafikle de göstereyim. X büyük eşit 0 için şöyle bir grafik arkadaşlar. X küçük eşit sıfır için eksi X küp. O yüzden görüntümüz şöyle parabole benzer bir görüntüdür. Tam sıfırda teğet olduğu için sivri nokta yapmaz. Teğet olmaya devam eder. Grafiği böyledir arkadaşlar. Olayımız da o yüzden bu şekilde gördüğünüz gibi türevlidir. Grafiğine bakarsak x 1'in kübü. Bak burası 1 olursa türevsizdir demiştim. O yüzden bu türevlidir. Doğal olarak bunun grafiğini gösteriyorum size bakın. Normalde burada teğet aşağı yukarı kaldırdığın zaman bak böyle oldu. O zaman arkadaşlar parabole benziyor. Parabol asla değil. Parabole benziyor ve burada türevlidir. Teğettir çünkü. Sivri nokta değildir. O yüzden burada türevsiz olduğu nokta 0 tane. Burada arkadaşlar sıfır tane. Buradaysa evet bir katlı köklerinde türevsizdir. Dolayısıyla x eşittir 1 ve x eşittir 0 noktalarında arkadaşlar sivri nokta gelecektir. Bundan dolayı bu iki noktada türevsiz olacaktır. Geliyorum buraya. Bir katlı kök olan x eşittir 1 de türevsizdir. O yüzden bir tane noktada sadece türevsizdir. x eksi 5'in kübündeyse arkadaşlar türevli. Çünkü bir katlı değil tek katlı. Ne demiştim? Sadece bir katlı kökte türev yok. Geri kalan 2, 3, 4, 5'lerde mutlak değerlerde türevlidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız ne oldu? A eşittir B, küçüktür D, küçüktür C oldu. D şıkkı geldi. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olduğuna göre f fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bazen Grafiği çizmekle daha kolay gördüğümüz için ben burada bir grafik çizerim açık söylemek gerekirse. Hem hatırlayalım bir mutlak değer fonksiyonunun grafiğini. İçeriden dışarı doğru gideceksin. Bir, x 1. x eksi 1'in grafiği. x eksi 1'in grafiği eksi 1'den ve 1'den geçer. 2. Bunun mutlağını aldığın zaman alttaki kısmı yukarı katlarsın. Böyle bir v harfi olur. 3. Eksi 2 demek bir fonksiyonu 2 birim aşağı ötelemek demektir. Aşağı öteleyince... Artık bakın normalde burası 1 ya. Eksi 1'den geçecek. Şöyle. E, bu burası da 1'e eksi 2'den geçecek. Sivri nokta bakın böyle oldu gördüğünüz gibi. Bu da mutlak x eksi 1 eksi 2'nin grafiği. Bu şekilde. Şimdi geliyorum artık. Bir de bunu bir daha mutlağını aldığım için alttaki kısmı katladım. Böyle geldi. Bakın burada arkadaşlar 3 noktada türevsiz oldu fonksiyonumuz. Şimdi o noktaları bulalım. Bir kere şuna dikkat edeceğiz. Katladığımız zaman eğim açısı değişmez. Normalde bu doğru bakın 45 derecelik açı yapıyor değil mi? Bire birden geçiyor. Bu açıların hepsi 45'er derecedir. Buna dikkat edin tamam mı? Bu basit ama önemli detay. Sonra burası arkadaşlar normalde neydi? İlk halinde şu aşağıdaki kısımdayken bire eksi 2 demiştim. Yukarı katlayınca bak bire 2 oldu. O zaman burası 2 birim. Sonra arkadaşlar, burası bir birim, burası bir birim. Doğal olarak bu sivri noktalardan birinin apsisi eksi bir geldi. Sonra geliyorum diğer noktamıza. Bu zaten bak x eşittir bir. O zaman diğer noktamızın apsisi de bir geldi. Sonra şurası iki birim, burası iki birim. Bak burası da üç oldu. Demek ki diğer noktamızın apsisi de üçmüş. Apsisler toplamı 3 oldu. C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen fonksiyonun türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, e, x küçüktür 1 için bakalım. E, önce hani sıkıntı çıkaran o payda ne var? X çarpı x eksi 2. Şimdi x eşittir 0. Bakın biz gördüğünüz gibi x küçüktür 1 de x'e 0 verebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bir kere 0 da türevsizdir. Ama 2 de sıfırlıyor hocam derseniz 2 zaten bunun tanım aralığında değil. Problem yok o yüzden. Yani burayı paydayı sıfır yapan değer evet 2 ve sıfırdır ama 2 tanım aralığında olmadığı için problem değil. Ama x eşittir sıfır bunun türevli olmadığı noktalardan biri. Sonrasında bir de kritik noktaya bakalım. Olayı kapatalım arkadaşlar. Çünkü zaten bunun geri kalan kısımlarında ve bunun geri kalan kısımlarında kritik nokta hariç bir de kendini dert etmene gerek yok. Kritik olmayan noktalarda zaten problem yoktur. Kritik noktalarda problem vardır. Onları kontrol ederiz. Bir de paydayı sıfır yapan, işte logaritmanın için negatif yapan yerler gibi yerler sıkıntılıdır. Dolayısıyla burada arkadaşlar hemen sol ve sağ sürekliliklerimize bakalım sürekli mi diye. F 0'a F 1'e soldan yaklaşırsak 0, F 1'e sağdan yaklaşırsak 0, F 1 e 0. Tamam sürekli. Hemen türevini alıyorum o zaman. Sol türev Payın türevi 1. Şunun türevinden bahsediyorum. x kare eksi 2x eksi 2x eksi 2 çarpı 1 bölü x kare eksi 2x'in karesi. Şimdi buradan x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 1 yazacağız. 1 eksi 2'den eksi 1. Sonra sağ taraf zaten 0. 1 eksi 2'den eksi 1 karesinden 1 geldi. Eksi 1 geldi. İlk türevimiz. Sonra hemen sağ türeve bakıyorum. Sağ türevi ne? 1. Direkt sağ türev zaten doğrusal fonksiyonun türevi 1 oldu. Sağ ve pardon eksi 1'miş o çizgi üstünü kapatmış. Eksi 1. O zaman hem sol türev hem sağ türev eşit oldu. Zaten sürekliydi. Kritik noktada türev varmış. Tek bir noktamızda türevsizlik oldu. O da x eşittir 0. O zaman absisler toplamı 0 geldi sadece. Yukarıda verilen fonksiyonlarından kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta türevlidir? Hocam logik, sinix biz nereden bileceğiz onların türevli olup olmadığını? Grafik. Bakın arkadaşlar bazen şuna dikkat edeceğiz. Müfredatta olan şeylerin hepsini ben sana çok güzel sorarım. Ne yapacaksın? Bildiğine uyarlayacaksın. Şuna dikkat edeceksin. Logaritma grafiği böyle. E türevli olması için sivri nokta falan filan. Grafikten her şey çok güzel anlaşılır. Ta sizi gideyim en... Bakın bu grafiğe götüreyim sizi. Şimdi bu grafikte bu soruda şunu diyor musunuz? Hocam ben bunun ne grafiği olduğunu bilmiyorum, ne denkleme olduğunu bilmiyorum, bakmam türevine. Onun gibi düşün. Grafik elindeyse her şey tamam. Dolayısıyla burada x tanımlı olduğu aralıkta kesinlikle türevli gördüğünüz gibi. Sinix arkadaşlar sıfırla 2 pi aralığına gelelim bakın. Şöyle bir grafik e tabii ki tanımlı olduğu aralıkta türevlidir. Geç. Kök x, -x 3 e, tanımlı olduğu aralıkta tabii ki türevlidir arkadaşlar. Çünkü bunun grafiğini de bu arada size çizeyim. Onu da görmüş olun. Yarım paraboldür arkadaşlar bu. Ve 3'ten geçer böyle bir grafiktir. Tamam mı? Hani yarısı da diğer yarısı da böyle ama zaten negatif de tanımlı değil. Dolayısıyla bakın böyle bir görüntüdür. Tanımlı olduğu şurasının içi dolu ama bu fonksiyon içi boş yapmış. Zaten bakın bu aralıkta fonksiyon daima türevlidir. Grafiğini yapmasan, denklemle yapsan yine olur. Bunun türevi bu. X yerine 3 hariç her şey yazabiliyorum. 3 de tanım kümesinde değil. O zaman kesinlikle bu da tanımlı olduğu aralıkta türevlidir. Sadece bu türevsizdir. Çünkü mutlak x kare, şey e, x karenin kare kökü. Aman dikkat mutlak x'tir. Mutlak x'in grafiği de işte orijinden geçen sivri nokta yapacak ve tabii ki sıfır noktasında sivri nokta olduğu için türevsizdir. Bu yüzden arkadaşlar 3 noktada bu fonksiyon türevli olmuş oldu. Geldik beşinci soruya. Kök içinde x kare eksi mx artı dört fonksiyonunun gerçel sayılarda türevli olmasını sağlayan m değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ben yanlışlıkla şıkları silmişim. Sizde zaten şıklar var. Ben cevabı yapayım sonra zaten çözümü yapayım cevabı konuşuruz. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz. Önemli detay kare köklü bir ifadenin ne olmaması lazım? Tabii ki içerinin negatif olmaması lazım. Şimdi net bilgimiz şu x kare eksi mx artı 4 normalde normalde matematiksel olarak tanımlı olması için bu gerekiyor. Bak tanımlı olması için. Yalnız bu tanımlı olması için gerekli. Türevlilik ayrı. Türevli olması için ne olur biliyor musunuz? Bunun sıfıra e, eşit olmasından ziyade sıfırdan büyük olması lazım arkadaşlar. Bakın şimdi niye böyle? Çünkü sonuçta şunu düşünün. Bu x eksi a'nın karesi olsa, kare kökünü aldığım zaman ne oluyor? Mutlak x eksi a. Bak fonksiyon bir nokta için türevsiz oldu. Sivri nokta geldi. Bu yüzden arkadaşlar bu daima pozitif olmalı. Teğet olmamalı. Parabol grafiği ya bu. Şunu düşünün. Parabol grafiği ya bu. O zaman türevini, pardon kare kökünü alınca mutlak değer geliyor. Mutlak değer olduğu için de bak bir noktada türevsiz geliyor. Örnek veriyorum. Bunun düşünsene x kare eksi 4x artı 4 olduğunu. O zaman ne oluyor bak kare kökünü alıyorsun. Mutlak x eksi 2 oluyor. x eşittir 2 oluyor. Demek ki arkadaşlar bu daima pozitif olmalıymış. Daima pozitif olmak ne demek? Delta küçüktür 0 demek. Delta m kare eksi 16 küçüktür 0. m eksi 4 çarpı m artı 4 küçüktür 0. Tabloyu yaptım. Eksi 4 4 artı eksi artı. Eksi 4, 4 açık aralığında değerler alabilir. O zaman burada alamayacağı değer ne oldu sizin şıklarınıza bakarsak? C şıkkı arkadaşlar. 4 olamaz. Çünkü 4 verdiğin zaman tam da demin verdiğim örnek. X kare eksi 4, x artı 4'ü düşün. Bu ne yaptı? Mutlak x eksi 2 yaptı. Mutlak x eksi 2 nerede türevsizdir? X eşittir 2 noktasında. Biz ne söylüyorduk? tüm noktalarda türevli olduğunu. İşte arkadaşlar böyle ufak detaylara dikkat edeceğiz. Yani bilgiyi öğrenirken güzel, uygulamak önemli ama. F gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden fonksiyondur. X1 ve X2 birbirinden farklı iki gerçel sayıları için fx1 çarpı fx2 küçüktür sıfır olduğuna göre hangileri gerçel sayılarda türevlidir? Evet arkadaşlar ikinci dereceden bir fonksiyon. Bakın burada Şöyle bir ifade vermiş. Örnek veriyorum tamamen. 1x1, 1 x1 bir de x2 yapalım. Hangisi ee, küçük hangisi büyük önemli değil. O zaman böyle bir şey değil mi? Kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var ki x1 ile x2 arasında net x eksenini delip geçiyor o zaman. Çünkü işaret nasıl değiştirir bir polinom? Nasıl bir iki, ikinci derece fonksiyon burada? İkinci derece polinom e, parabol demektir. Nasıl parabol işaret değiştirecek? İşte görüntü böyle olursa veya kollar aşağı doğru olsun. Bak burası x1 olsun burası x2 hiç mühim değil. İşaretin değişmesi için ekseni delmesi lazım. O zaman arkadaşlar bu fonksiyon x eksenini iki farklı noktada kesecek. İki farklı noktada kestiğine göre hemen bakalım şimdi e, hangisi gerçel sayılarda türevlidir? Bir kere f(x)-2 gerçel sayılarda türevlidir. Sonuçta parabol bakın her noktada türevli bir fonksiyon. Böyle de olsa böyle de olsa. Sen bunu yukarıya da aşağı ittirirsen türevlilik bozulur mu? Hayır, bozulmaz. Ancak burada türevli olmaz. Çünkü arkadaşlar istediğiniz bunu düşünün ya da bunu düşünün fark etmez. Alt kısmı yukarı katlayınca bak ne oldu? Gördünüz mü? Sivri nokta olur buralar. Sivri nokta olunca yine böyle de görseniz bakın bu şekilde sivri noktalarda da türev var mıydı? Hayır. Parabolün bir katlı köklerinde yani birbirinden farklı köklerinde mutlak değer alırsak şöyle düşünün basit bir örnek. x eksi a çarpı x eksi b işte bunun kökleri. Bir baş kat sayında k. E mutlak değerim bir katlı köklerinde türev var mıydı? Yok. Her türlü bak ispatladım. Türevi yoktur bunun dolayısıyla. Gerçel sayılarda değil. İşte bu köklerine a ve b dersek R eksi AB'de türevlidir arkadaşlar. Gelelim F mutlak X'e. Bu fonksiyon arkadaşlar X eksenini iki noktada kestiği için doğal olarak tabii ki şöyle bir bakalım. Şöyle olursa mesela tam bak eğer burada şuna dikkat et. Eğer X e, A ve B zıt işaretli ise Y eksenine göre simetrik olur. Böyle olunca da arkadaşlar Y eksenine göre simetriyi kendisidir. Yani ne yaparsınız? Şu bakın lütfen dikkat edin. Şuraya kadar şuraya kadar olan sağ tarafı alırsın, sol tarafa katlarsın. E doğal olarak bu fonksiyon yine kendisi olacağı için her noktada türevli olur. Ancak böyle olursa al bakalım sağ, sağa sola katla bak ne oldu? Gördünüz mü? Fonksiyon böyle bir noktada sivri nokta yaptı, türevsiz geldi. Bu yüzden bu arkadaşlar bazen türevlidir, bazen türevsizdir. Dolayısıyla Gerçel sayılarda türevli olan yalnız bir oldu aşıkkı. Bu arada şu konuda rahat olun. Sizin kitabınızda burada daima türevlidir diye yazıyor. Onu atlamayalım tamam mı? Hani ben dediğim gibi yeni gelenler için söyleyeyim. Bazen ben baskı öncesi yani ta bendeki bu pdf'ler arkadaşlar örnek veriyorum. işte Ağustos-Eylül ayı arasındaki pdf'ler. O yüzden baskıya giderken ki bu şeyler olmadığını bilin. İçiniz rahat etsin. Sizin kitabınızı önünüzde zaten görüyorsunuz. Bence bu soruya bir yıldız yapıştıralım arkadaşlar. Önemliydi. fx x kare artı mx eksi x artı 4 fonksiyonun gerçel sayılarda türevli olması için m değerlerinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Mutlak değerde tek tek sıkıntımız neydi? Bir katlı kök olmamalı. Geri kalan her şeyde olur. O zaman bu ikinci dereceden fonksiyon ya. Eğer bu parabolün bakın şimdi şöyle. Kolları yukarı doğru olursa ya da kolları aşağı doğru olursa ama x eksenini kesmezse ki zaten x kare yazdığım için fark etmez. Bak böyle. Gördüğünüz gibi eğer x eksenini kesmezse her noktada türevli. x eksenine teğetse her noktada türevli. Hangisi sıkıntı oluşturuyor? Bakın iki noktada kökü olursa o zaman katlıyorsun. Bir anda burada bak sivri nokta oluyor. Demek ki sıkıntılı olan bu. Yani buradan ne anlıyorum ben? Delta eşittir sıfır da olur. Delta küçüktür sıfır da olur. Çünkü bakın yukarı katlanacak bir yer yok. Yukarı katlanacak bir yer yok. O zaman problemsiz bir şekilde her noktada türevli oluyor. Sivri nokta gelmiyor. Yoksa paraboler noktada zaten türevli. Ne zaman türevli olur? Mutlağını alınca katlayınca sivri nokta olursa. İşte bu yüzden m kare eksi 4 ee, m artı 4 eksi 16 küçük eşit 0 m kare eksi 4 m eksi 12 küçük eşit 0 m eksi 6 çarpı m artı 2 küçük eşit 0 eksi 2 ve 6 artı eksi artı eksi 2 kapalı eksi 2 kapalı 6 kapalı toplam 9 tane tam sayı değerimiz olacak b şıkkı. Gerçel sayılarda tanımlı FGHK fonksiyonları verilen fonksiyonlarının verilen türev grafiklerine göre hangileri gerçel sayılarda sürekli olabilir? Evet bir kere her noktada türev tanımlı. Her noktada türev tanımlıysa o zaman bu fonksiyon her noktada süreklidir. Bu tamam. Sonra geliyorum G türeve. Sakın bak buraya aldanma. Bunu bilerek koydum. Şunu ko soruyorum sana. Her noktada türevi tanımlı mı? Tanımlı mı? Bak burada bana sivri noktada mı? Bana şunu söyle. Bu noktada türev tanımlı mı? Evet. O zaman bu fonksiyon G bak. G her noktada süreklidir. Çünkü her noktada türevli. Ama hocam sivri nokta burada senin itirazına ancak şöyle katılırım. Dersen ki g türev fonksiyonunun adı h olsun. h evet bu a noktasında türevsizdir. Bak a noktasında türevsizdir. Şu fonksiyon g'nin türevi olan h evet a'da türevsizdir. Ama g fonksiyonu türevlidir. Çünkü şunu kontrol edeceksin. Bunu kapat böyle. Şu gördüğüm fonksiyon her noktada tanımlı mı? Bitti. O zaman bunun kendi öz fonksiyonu olan g türevlidir. Grafiğini çiziyorum uyduruk. Bak şimdi. Görüyor musunuz böyle bir grafik? Bu arkadaşlar tabii ki her noktada türevli. Sadece türev grafiği böyle sivri nokta yapmış. Buraya geliyorum. Bu arkadaşlar her noktada türevli mi? Değil. Ancak burada arkadaşlar bu fonksiyon sürekli olabilir ki. Sonuçta şöyle düşünün. Grafiğini çiziyorum bak. Böyle yaptım. Böyle oldu mesela. Sivri nokta oldu. İlla bunun türevsiz olması demek o noktada süreksiz olduğu anlamına mı geliyor? Yok. Sürekli ama sivri nokta vardır. O yüzden sürekli bak olabilir. Bu net. Bu kesin sürekli. Bu kesin sürekli. Bu oladabilir, olmaya da bilir. Yıldızımızı yapıştıralım yine. Geliyorum buraya. Burada türev yok hocam. O zaman bak sürekli oladabilir, olmaya da bilir. Grafiğini çiziyorum. Bak böyle yapıyorum bak. Belki böyle sivri nokta var. Ya da belki böyle şöyle. Bak bunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Sürekli olabilir arkadaşlar. Çünkü bir fonksiyonun türevsiz olması demek illa onun sürekli olduğu anlamına mı geliyor? Yok. Orada sivri noktada olabilir demektir. Bununla ilgili malumatımız, bilgimiz var mı yok? O zaman arkadaşlar hepsi olabilir. FGHK diyecektiniz. Bu tarz yerlerde bazı öğrencilerimizin defans uyguladığını görüyorum. Ee, yani onu anlıyorum. Ben de öğrenciyken, ya ben öyle değildim gerçi de hani öğrenci arkadaşlardan anlıyorum. Ee, burada düşünmekle, itiraz etmekle, diretmek arasında fark olur. Matematiksel bir yorum yapmayıp, ya bir dakika ya niye öyle oluyor ki falan dediğinde hemen önüne bak ben senin koyduğumda örneği. Buna artık hala itiraz ediyorsan orada problem olur. Bakın. Hemen size şunun örnek grafiğini gösteririm. Şunu görürsünüz. Böyle olabilir mi? Olabilir. Doğrusal bir fonksiyonun türevi bak pozitif. Doğrusal bir fonksiyonun türevi pozitif. Sadece şöyle bir A noktasında fonksiyon türevi tanımsız oldu, sivri nokta oldu. Al sana türevi. Al şey al sana grafiği, al sana türevi. İtiraz edebilir misin? Hayır. O zaman bak sürekli olabiliyormuş. Bu şekilde hemen şunu yapacaksınız. Bir dakika diyeceksiniz. Tamam bir kenara atıyorum kendi düşüncemi şu an. Ondan çıkmazsan sıkıntı yaşarsın. Kendi düşüncene saplanırsan ki o yanlış düşünce o zaman bu seni çoğu zaman sıkıntıya uğratır. Gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık hiç fark etmez arkadaşlar. İnsan en çok kendine yeniliyor. Ve bir de en çok kendini kandırıyor. O yüzden de ben küçükken hiç anlamazdım. Nasıl yani insan kendine çok yalan söyler ve kendini kandırır. Saçma yani ben nasıl kendimi kandırabilirim ki? Her şeyimi biliyorum. Evet. İnsan acayip bir varlık. Kendi yalanına, kendi inanan, kendini kandıran, hayal aleminde dolaşan bazen dediğinle söylediğini anlama biçimi çok farklı olan bir varlık arkadaşlar. Evet gelelim şimdi buraya. Olduğuna göre F türev 3 kaçtır? Kritik olmayan bir noktada türev nasıl alınır arkadaşlar? Net bir şekilde orada nasıl çıktığına bakacaksın. Aynı limitte söylediğim gibi Önce mutlak değerden çıkarıp sonra türev alacaksın. O zaman 3 noktasında buraya bakalım. 9 eksi 6 eksi 8 ne oldu? Negatif. Demek ki eksiyle çarpılarak çıkıyormuş. 8 artı 2x eksi x kare artı x eksi 2 çıkardık. Eksi x kare artı 3x artı 6 oldu. 3 noktasında türevini alıyorum şimdi. F türev x -2. Eksi 2x artı 3. Yaz yerine f türev 3 eşittir. Eksi 6 artı 3'ten eksi 3. Türev integral ne yaparsan Limit hiç fark etmez. Önce dışarı çıkacaksın, çıkaracaksın. Sonra işlemleri yapacaksın. Doğru cevabımız C şıkkı. Bu testi de güzel bir şekilde tamamladık. Buraları ben seviyorum. Güzel yorumlar yapıyoruz. Şimdi artık sırada diğer testimiz görüşürüz.